o? Açın jandarma. Buyurun. Acele edin oğlum, her yeri arayın. Bu da ne demek oluyor? Lütfen zorluk çıkarmayın hanımefendi. Evinizi aramak zorundayız. Tam olarak ne aradığınızı söyler misiniz? Orhan Tofurcu'yu arıyoruz. Görünüşe göre hastaneden kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Arayın. Yasin'a, her yere adam yerleştir. Çiftlikte kuş uçmayacak. Çiftlikten içeri kimse alınmayacak, anlaşıldı mı? Baş üstüne efendim. Zaten jandarma ön tarafı kolluyor. Merak etmeyin. Nasıl merak etmeyeyim Yasin'a? Bu adam daha önce bu çiftlikten elini kolunu sallayarak bebeğimi kaçırmadı mı? Bana bakın. Herkes gözünü dört açsın. Tek bir hataya tahammülüm yok. Anlaşıldı mı? Emriniz olur hanım. Hadi, şimdi işinizin başına dönün. Sizler ön tarafı kollayın. Sizler de küplerin etrafında devreye geçin. İçeri kimse alınmayacak. Hanımı duydunuz. Hadi. Gülizar, ne oldu kız? Sen daha uyu. Daha ne olacak? Ben sana demedim mi bu Orhan şeytanın da kendisi diye? Kız, bu herif hastanede değil miydi? Yattığı yerde gene ne haltlar etti? Ne haltlar etti? Diyeyim ben sana. Adam kaçmış, kaçmış. Abo. Tüpeler olsun. Kız, jandarmalar bunun odasına bir giriyorlar ki... Adam yatakta yok. Buhar olmuş, uçmuş. Bacım, bu herif tahtalı köyün yolcusu değil miydi? Ne yapacağız şimdi? Boşuna dememişler anam. Götüye bir şey olmuyor diye. Kız, ben sana şimdi ne olacak diyorum. Ne edeceğiz ben sana diyeyim. Gözümüzü kulağımızı dört açacağız. O iblisin suyundan her bir şey beklenir. Bak. Dikkatli ol. Aman, korkutma beni be. Yeter artık. Orhan burada değil, görmüyor musunuz? Jandarmalar onun burada olabileceğini düşünüyorlar. Yukarıda bir şey bulamadık kolda. Tamam, toparlanın. Orhan nereye kaçmış olabilir? Bir malumatınız ya da tahmininiz var mı? Hayır, yok. Orhan o yataktan kalkabilecek vaziyette değildi. Nasıl oldu bu? Aklım almıyor. Seher Hanım. Dava sonuçlanıncaya kadar şehir dışına çıkamayacağınızı hatırlatırım size. Suça iştirakinizle ilgili tanıklık edeceksiniz. Büyük ihtimalle de ceza alacaksınız. Bir hata daha yapmayın sakın. Bakın komutan. Onun aleyhinde ifade verdiğim için ben de tehlikede sayılırım. Orhan kaçtıysa bana da zarar verebilir. Ben suçlu değilim. Aksine mağdurum. Anlıyor musunuz? Bunu dava sonuçlanınca öğreneceğiz.
Selam. Çamur gelmiş. Bana bak. Bir daha numara atmaya kalkışmayın. İkinize tıkarım hücreye. Hoş, hoş geldin Kemal. Kemal. Bir türlü aklım almıyor ana. Ölü gibi yatan adam. Hastaneden nasıl kaçar, nereye gider? Ana, sen şu Muzaffer Ali'ye çıkıp bir baksana. Ne olur, gözünü ayırma, olur mu? Tamam kızım. Salmadılar ha seni. Çocuk kaçırmadan atlandım. Ama o iti vurduğum için başka bir mahkemeye daha çıkarılacakmışım. O it ne olacak peki? Tutuklayıp mahkemeye çıkaracaklar herhalde. O mahkemeye çıkınca belki mi sallarlar seni? Avukat da öyle söyledi. Onun davası benimkini de etkilermiş. O şerefsiz hüküm giyip onu neden vurduğumda anlaşılırsa hakim salabilirmiş beni. O vakit kalıcı dersin sen burada Kemal. Mühim olan o şeytanın cezasını çekmesi. Gerisi mühim değil. Biz de şaşkınız komutan. Orhan Bey'in durumu ağırdı. Bırakın kaçmayı, yardım almadan ayağa kalkması mümkün değil. Emin misiniz doktor bey? Sizi de yanıltmış olmasın. İç organlarında ağır hasar vardı. Ağrılarını dindirmek için kuvvetli ilaçlar veriyorduk. O ilaçların tesirinden çıkması mümkün değil. Komutanım, bunlar yastığın altında bulduk. Bahsettiğiniz ilaçlar bunlar mı? Komutanım, nöbetçi hemşireyi bulduk. Gel bakalım. Bu odaya en son sen mi girdin? Evet efendim. Sabaha karşı serumu değiştirmek için girdim. Sen girdiğinde hasta uyanık mıydı? Hayır efendim, baygın vaziyetteydi. Dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu? Senden sonra bu odaya giren oldu mu peki? Bildiğim kadarıyla olmadı efendim. Anlaşıldı. Tahkikata devam edin. Bu kattaki bütün hasta ve hasta yakınlarıyla görüşün. İfadesi alınmadan kimseyi hastane dışına bırakma. Baş üstüne komutanım. Siz de emniyete haber verin. Durumdan haberdar olsunlar. Anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Bir haber var mı Gülüm? Yok ana. Komutan bir şey olursa haber veririm dedi ama aramadı hala. Aklımı oynatacağım. Bu adam bu hastaneden nasıl kaçar? Demek komada olduğu yalandı. Sakin ol kızım. Jandarma er ya da geç yakalayacaktır onu. Yeter ki sen sakin ol. Nasıl sakin olayım ana? Bu adam bizi öldürmeye kalktı. Bu adam dışarıda bir yerde dolaşıyor. Ya yine bir fenalık yaparsa nasıl sakin olayım? Yapma kızım. Bak Ali'yi de korkutacaksın. Yapma. Şişt, gel. Gel. Yok. Geçti. Tamam anası. Geçti. Geçti. Ana. Bu işin içinde bir iş var. O hastaneden tek başına kaçmadı. Sabah da burada mıydın sen? He, buradaydım. Bir suçluyu arıyoruz. Burada hasta yatıyormuş. Sabah kaçmış. Sen bir şey gördün mü? Sabahın bir araba vardı burada. Büyük, lüks bir araba. Sabahın bir körü de yedi, katimi çektiydi. O arabaya tekerlekli sandalyeyle birini bindirdiler. Götürdülerdi. Ama o mudur, değil midir bilemem. Nasıl bir arabaydı? Siyah, lüks bir araba. Plakasını görebildin mi? Mersin plakaydı galiba. Tam göremedim. Siyah bir araba, Mersin plakalı. Bütün karakollara haber verin. Bütün şehrin çıkışlarını tutun. Acele edin. Yürüyün. Konuştun mu? Aha. Konuştum. Araba yola çıkmış. Hala. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Niçin olmayayım? Ya beceremezsek? Ya yüzümüze gözümüze bulaştırırsak? Seher, senin derdin ne? Orhan'ın kurtulmasını istemiyor musun? Saçmalama halde. Bütün bunları göze almamın tek sebebi Orhan'ın bu işlerden kurtulması. Bunu sen de çok iyi biliyorsun.
O halde niçin endişeleniyorsun? Rahat ol. Hiçbir şey olmayacak. Öyle mi? Ya yakalanırsa? Ya o gemiye binemezse? Bütün bunları bizim yaptığımız ortaya çıkarsa neler olabileceğini düşünebiliyor musun? Bana bak Seher. Şunu iyice kafana sok. Olayların bu hale gelmesinin tek sebebi sensin. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Orhan bize başka çare bırakmadı. Gemiye binip gittikten sonra her şey unutulacak. Tabii sen başka bir aptallık yapmazsan. Takip et. Çekil be adam, çekil! Çabuk, çabuk! Hanım! Ne var, ne istiyorsun? Kamyon yola koyuldu. Hesabı kapatmaya yolladı ağam. Gemiye bindikten sonra hesabı kapatacağız. Anlaşmamız öyle. Bak hele hanım. Ağa hesabı kapatalım dedi. Ben ötesini bilmem. Peki. Bu yarısı. Gemiye bindikten sonra tamamlayacağım. Git ağana öyle söyle. İn arabadan. İn arabadan yoksa ateş edeceğim. Orhan nerede? Orhan nerede lan? Bilmiyorum komutanım. Alın bu iti, alın. Hanımım, komutan bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Hı. Buyursunlar. Komutan, iyi haberler vardı. Ne olursun. Maalesef Serap Hanım. Henüz yakalayamadık.
Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak ne yazık ki şehir dışına kaçmış olması kuvvetle ihtimal. Aklım almıyor. Kıpırdayamıyordu bile. Nereye gitmiş olabilir? Müsaade ederseniz Orhan Bey'in odasına ve eşyalarına bir göz atmak istiyoruz. Bir ipucu bulabiliriz. Tabii. Gülizar. Hastaneden bir haber var mı peki? Gören falan olmuş mu? Bir hademe sabah hastane civarında siyah bir araba gördüğünü söyledi. Arabayı Taşköprü civarında kıstırdık. Ancak şoför yalnızdı. Şoför bir şey söyledi mi? Şoför mü kaçırmış Orhan'ı? Bir şey bilmediğini iddia ediyor. Sorgusunu sürdürüyoruz. Kanaatim onu bizi oyalamak için kullandıklarıdır. Biz siyah arabanın peşindeyken Orhan başka bir arabayla kaçmayı başardı. Hala aklım almıyor. Orhan hastane odasında yatarken bütün bunları nasıl planlayabilir? Kesin ona yardım eden birileri var. Hastanede kaldığı süre içerisinde onu ziyaret edenleri tespit ettik. Sizden ve eski eşinden başka bir de Halide Hanım'ın onu ziyaret ettiğini öğrendik. Seher Hanım'ın evinde arama yapıldı gözümüz üzerinde. Halide Hanım'ı sorguladınız mı? Sizce Halide Hanım'ın bu işle bir alakası olabilir mi? Alo. Âlâ. Sizden başka kimsenin haberi olmasın. Bütün tedbirleri alın. Yemi hareket ettikten sonra da bana malumat verin. Ramazan. Ha? Gel iki kadeh parlatak kurban. He, gelim gelim. Saat yok, saat yok. Haydar, şu domateslere doğru, bir de şu etlere bak. Abi diyorsun tutuklanmasına içiyorum biliyor musun? Şu tekeri kırık dünyadan bir pislik eksiliyor ama. He vallahi doğru değil. Boşuna dememişler kara gün kararıp gitmez diye. Bak nasıl ipliği pazara çıktı diyorsun. İnsanoğlu işte Cemşir'a çiğ süt emmiş. Yalnız benim aklım almıyor ya. Bu herif bunları nasıl yapıyor? Hele bir içeri girsin. Ona ben içeride yapacaklarımı da biliyorum. Anasından emdiği sütü burnundan getireceğim. Görür o it. Cemşir'in kim olduğunu. Rakılar içiliyor, kebaplar yeniliyor. Bizi çağıran yok. He yok. Gel Reşit gel. Hadi bu gece bendensin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Olsun aleyküm selam. Hangi dağda kurdurdu kurban? O deyusun tutuklanmasına içiyoruz. Daha ne olsun? O vakit demek daha sizin haberiniz yok. Neden bizim haberimiz yok? Orhan Bey kaçtı diye duydum da. Ne? Nasıl kaçmış işte? Bugün dükkanda konuşuyorlardı. Orhan Bey hastaneden kaçmış. Sırra kadem basmış diyorlardı. Nasıl kaçmış, nasıl? Nereden kaçmış? Ya Cemşir, jandarma her yerin altını üstüne getirmiş. Ama Orhan Bey'in izine rastlayamamış. Adam da tabii kurnazın ferişte. Bir çıkar yol buldu, tüydü gitti demek ki. Allah vere de bu yaptıkları onun yanına kar kalmasa. Ulan ben onun gelmişini, geçmişini, soyunu, sopunu, eniğini, gücünü... Ya dur hele bir, nereye gidiyorsun Cemşir Efendi ya? Bir dursana. Kim o?
Açın jandarma. Halide Hanım, bizimle karakola kadar geleceksiniz. Sebep? Sebebini komutandan öğrenirsiniz. Buyurun lütfen. Bir saniye. Az biraz yesene kızım. Canım istemiyor ona. Yapma böyle kızım. Olan oldu bir kere. Ben o adamla nasıl evlendim ana? Nasıl yaptım bunu? Bunca zaman beni kandırmasına nasıl izin verdim? Kendine bu kadar yüklenme kızım. Tek sen mi? Hiç birimiz anlamadı. Yok ana. Babam söyledi, Kemal söyledi, Gülizar söyledi. Hiç kimseye inanmadım. Ona o kadar güveniyordum ki konduramadım hiç. İnsan bazı şeyleri yaşamadıkça anlamıyor Güllü. Dua edelim de kimseye bir şey olmadı. Hem zararın neresinden dönersen kârdır. Ya benim haysiyetim ne olacak? Ben o adamla nikahlandım. Hala o soysuzun nikah altındayım ben. Yarın hemen avukata gideceğim. Boşanacağım ondan. Hanımım, Cemşir Efendi geldi, sizi bekliyor. Çağır gelsin Gülizar. Buraya mı çağırayım? Gelsin dedim ya Gülizar. Ha. Evet. Güllü. Kızım o soysuz kaçmış diyorlar. Öyle mi? Evet. Nasıl becerdi ki bunu? Bilmiyorum. Ama birilerinin yardım ettiği aşikar. Kim olabilir ki? Buyurun. Buyurun lütfen Halide. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni bu saatte buraya getirtmenizin sebebini öğrenebilir miyim komutan? Acil bir durum söz konusu olmasaydı sizi buraya kadar yormazdım Halide Hanım. Orhan'ın kaçmasıyla ilgili bir mevzuysa hiçbir malumatım yok. Bu sabah nerede olduğunuzu öğrenebilir miyim? Elbette. Evdeydim. Öğleden sonra da mahkemeye şahitlik yaptım. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Biliyorum Halide. Aynı zamanda Orhan'ın Meryem teyzenin evini yaktığını, gizlediğinizi de biliyorum. Bu da kaçmasına yardımcı olduğunuzu düşündürtüyor bana. Bakın, bunu gizlememin tek bir sebebi var. Kocamın yanlış bir şey yapmasından korktum. Nitekim gördüğünüz gibi kocam onu vurduğu için şu an hapiste. Ayrıca Orhan'ı günahım kadar sevmem. Ona yardım etmek için hiçbir sebebim yok. O halde neden kendisini hastanede ziyaret etme gereği duydunuz? Hı? Hemşirelerden biri Orhan Bey'in o gece odasından çıkarken görmüş sizi. Sadece merak ettiğim için. Orhan'ın kurtulması demek, Kemal'in daha az ceza alması demek. Bunu merak etmek tabii hakkım değil mi sizce? Bakın. Ben vazifemi yapıyorum. Orhan'ın kaçmasına birilerinin yardım ettiği aşikar. Ve o odaya ikinizden başka giren olmamış. Bunu benim yaptığımı düşünmüyorsunuz herhalde. Bakın komutan. Orhan'ın bir an evvel bulunmasını ben de çok istiyorum. Siz bizimle vakit kaybetmek yerine onu arasanız daha doğru olmaz mı? Hı? Merak etmeyin Seher Hanım. Civar iller de alarma geçti. Güzel. Adana'dan ayrılmış olsa bile uzaklaşamaz fazla. Ayrıca bütün tren istasyonları, hatta limanlar bile alarmda.
Gidebilirsiniz. Yalnız ikiniz de Adana'dan ayrılmazsanız iyi olur. Güllü, kızım, ben bu gece burada kalayım diyorum. Burada mı kalacaksın? He. O Deus'un ne halt edeceği belli olmaz. Sabaha kadar nöbet tutarmıştı. Gerek yok. Silahlı adamlar koruyor çiftliği. Kadın başınıza... Başınızda bir er yok. Buradan gitsem de aklım fikrim burada kalır. Gözüme uyku falan girmez. Müsaade et de sabahı burada yapayım. Baba nahla kızım. Yasin Ağa yaşlı. Yanaşmalarda el oğlu belli mi olur? Bırak babam bu gece burada kalsın. Benim de içim daha rahat eder ha Güllü. İyi madem. Ben gideyim de Yasin Hanım bir tüfek alayım. Hafız efendi. Hafız efendi. Hafız efendi. Hafız efendi. Buradayım. Birden böyle gül yüzlü endamınızı görünce... Elektriğe çırpılmış gibi mi oldun? Bayle, sana bir şey demeye geldim. Hayırdır sultanım? Hayır mı şer mi orasını sen bileceksin artık. Hafız efendi, ben bir rüya gördüm. Böyle... Kırlarda geziyorum. Birken ah saçlı, ah sakallı bir dede geliyor karşıma. Diyor ki, Gülizar, sana bir şey diyeceğim. Ne mi? Sonra diyor ki, Hafız Efendi'yi nasıl bilirsin? Ben de diyorum ki, İyi bilirim. Hem alim, hem salim, hem yakışıklı, hem iyi kalpli bir adamdır diyorum. Esa mı diyorsun Gülizar Sultan? Esa söylüyorum tabii ya. Şu Adana'da bir tane daha senin gibi var mı? Yok. Eğriye eğri, doğruya doğru. Taş gibi adamsın vallahi billahi.
Neyse. Sonra... Sonra ah saçlı dedi bana diyor ki... Gülizar, Hafız Efendi'ye iyi bak. Sen bu aleme onun helali olmaya geldin. Ne yapsan da ne etsen de bil ki senin için en hayırlı kısmet odur. Sonra ben de kalktım buraya geldim işte. Derdimin dermanı sendeymiş Hafız Efendi. Sen benim kaderim kaçtın. Ulan mı uyumuşum ha? Güllü kim bilir ne haldedir şimdi? Niye yine kurban olduğum ya? E o adı batasıca kaçmış ya. Bir zarar vermesin sakın ha Güllü'ye. Ya çitle girebilir mi ya? Aman Ramazan, Kemal girdiydi ya. Kurban olduğum onunla o bir mi? Haklı sebebi olan çıkar ortaya. Hem ben sana bir şey diyeyim mi? Bak, ben deyim Paris, sendekine falanca memlekette... Kesin kaçmıştır yani o. Yoksa var ya bunu kolundan bacağından tuttukları gibi içeri tıkarlar. Ondan sonra ya müebbet ya da idam. Kaçmıştır o kesin. Bah ne diyorum Ramazan. Ben bugün çiftliğe gitsem de Güllü'yü görsem ha. Az bir dertleşirdik. Tamam kurban oldum. Kahvaltıyı yapak ben seni götüreyim ha. Tamam. Bazı. He. Baba. Nasıl yatıyor? İyice tembelleşti ha arkadaş. Yata yata karpuz gibi oldu. Geçende de bir pazara gittiydi. Onu da görsen bin bir nazla. Allah Allah. Ben onu uyandırmasını bilirim. Dur hele dur. Ver onu. Ellerine sağlık. Bak şimdi. Hafız. Nasıl da gülüyor. Kim bilir ne görüyor rüyasında. Baba uyanıyor. Ereller. Hayırdır Ereller? Ne oluyor? Bakıza kahvaltı hazırladı. Sucuklu yumurta da var. Seversin sen ha? Ne o pişmiş kella gibi gülüyor? Ne görüyordun rüyanda? Sana ne görüyorsam görüyordum. Hem de... En güzel yerinde uyandırdınız rüyamın. Hey be, yaz zıbar gör rüyanı. Biz kendimiz yerik, canım ciğerim. Ya kurban olduğum öyle büyük büyük kesmişin ne güzel görünüyor ya. Afiyet olsun. Sağ olasın. Oh, bal kaymak da var. Ne o kabah? Huriler mi görünüyordu yoksa rüyamda? Daha da güzel. Allah Allah. Füsunkar bir mahluk. Eşref-i mahlukat. Vallahi bilemedim. Ne ola ki? Gülizar hanımefendiyi görüyordum. Hoş lan. Mare, nasıl görüyordun? Sülümüm.
Cemşir. Zehra. Sen uyandın mı? Kalktım ya. Sen de yorulmuşsundur. Hadi gel de kahvaltı edelim. Yok, ben aç değilim. Böyle iyi. Olur mu canım hiç? Gel hadi. Hem ısınırsın hem de birkaç lokma bir şey gider gırtlağına. Ya Güllü ne der? Sen bizim için sabaha kadar nöbet tuttun Cemşir. Güllü ne diyecek ki? Hadi gel. İyi madem. Kabah. Kapat ağzını, kapat. Sinek girmesin. Sen bana bak hele. Senden var. Aklın gel git. Aşık mı oldun lan yoksa? Aşkı susuz bağında. Pınar oldum çağlarım. Ceylan oldum dağlarda. Gezer gezer ağlarım efendim. Efendim? Ceylan mı? Nerede? Aşık olmuş bu. He. Oldum işte. Kime kime? Bir güzelin aşığıyım Erenler. Onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde kumdan kuma vurur el beni. Gülüzar hanımefendiye. O da bana sevdalıymış. Rüyamda söyledi. Lan yürü kalk git, dellendirme beni. Gülizar'ın seninle ne işi olur ki ne oğlum? Neden? Hem salim hem alim, akıllı bir adamım. Şu koskoca Adana'da benim gibi biri karşıma çıkacaksa acep şaşarım. Allah'tan yok. Yanlışına hafız efendi. Siz burada tenekede, o orada çiftlikte, gözden uzak olan Gülülcan olan oğlu. Ya Ramazan, hadi kalk. Lafa dalma, çiftliğe gideceğiz daha. Çiftliğe mi gideceksiniz? He, olanları biliyorsun ya, bir Güllü'yü görem dedim. Yenge, ben de gelebilir miyim? Ben de geleyim. Belki Gülizar hanımefendiyle karşılaşır, az biraz hasbihal ederim. Olmaz. Ben Pakize'mi Güllü'yle görüştürüp geleceğim. Senin ne işin var Çittik'te? Gelem, gelem, ben de gelem. Hem yürüyüş yaparım, benim için az biraz jimnastik olur. Değil. Olabilir. Ama bir şartla. Olur, neyse elimden gelen yaparım. Benimle beraber akşamleyin meyhaneye gireceğim. Kebap yapacaksın. Millet de barnağını yiyecek. İster gel, ister gelme. Kalk gidelim bak. Olur. Anlaştık. İyi tamam. Gülizar. Hadi Cemşir yesen. Hadi hadi peynir de al hadi. Hadi. Ye. Hadi. Aa. Günaydın kızım. Günaydın ana. Baban sabaha kadar uyumadı. Nöbet tuttu dışarıda. Ben de içeriye buyur ettim. İki lohma bir şey yesin, sıcak bir çay içsin diye. İyi yaptın. Ne kadar büyümüş, kurban oldum ha mi? Ana. Ben karakola kadar gidiyorum. Jandarmaya bir şey var mı diye soracağım. Sen Ali'ye göz kulak olursun. Ay olmam, olmam olur be. Kızım, o dürzü yakalanmadıysa bir müddet daha burada kalsam, ha? Gerek yok. Yeterince nöbetçimiz var.
İyi, sen bilirsin ama benim içime hiç sinmeyecek. Hadi size afiyet olsun. Güle güle kızım. Hadi ye, ye hadi. Cemşir de akşam çiftliğe gitti. Daha hala da dönmedi. Artık ne olduysa. Orada kaldığı besbelli. Ne olmuş kaldıysa? Çiftliğe kazık çakacak hali yok herhalde, değil mi? Orası hiç belli olmaz. Çakar mı çakar. Yarın öbür gün çitliğe de kurulur. Çitçi başı neyim olursa da hiç şaşma. Ya sen bir düşün önce, bir düşün, düşün. Güllü hiç Cemşir'i çitçi başı yapar mı? Sen öyle diyorsun ama geçenlerde mahalleye varıp herkeşlerin önünde babasından özür dilemedi mi? Bebesini kucağına vermedi mi? Cemşir, yarın çitliğe senin yerine kurulursa sen de aptallığına doyma. Ya sen de şimdi çiftçi başı olmayı böyle çok matah bir şeymiş gibi anlatıyorsun. O kadar meraklıysa alsın başına belayı. Hem var ya artık beni hiç alakadar etmiyor. Biz ne olacağız peki? Mahalleli tefe koyup çalıyor arkamızdan. Habarın var mı? Kimselerin yüzüne bakamıyorum. Neler neler konuşuyorlar arkamızdan, bilin mi? Ne konuşuyorlar? Çitliğe giderken havalarından yanlarına varılmadı diye konuşuyorlar. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu diye konuşuyorlar. Çitçibaşı Reşit oldu çırak Reşit diye konuşuyorlar. Daha sayayım mı ha? Aman sayma sayma. İstemez. Bir sürü işsiz güçsüz el alem orada konuşup duruyor. Bize ne? Ne derlerse desinler. Hem var ya hepsi görecek. Berber Reşit kimmiş? Sen de göreceksin sen de. Kalk bir çay koy. Yasin ağa. Söyle bakalım sen ne diyorsun bu işe ya? Hangi işe? Cemşir Efendi diyorum ya. Daha dün hanım çiftliğin kapısından içeri sokmuyordu. Şimdi evde kalmasına müsaade ediyor. Yarın öbür gün senin yerine çiftçi başı yaparsa hiç şaşırma. Hanımın takdiri. Kendisi bilir. Eğer böyle münasip görürse bana laf düşmez. Sen ne diyorsun Yasin ağa? Şoförü hala gözaltında tutuyoruz. Lakin Orhan'ın nerede olduğunu bildiğini sanmıyorum. O sabah Orhan'ı ziyarete gittiğinde onu dolaşmaya çıkarmasını istemiş. Mahkeme kararından haberdar olmadığı için kaçmaya çalıştığını anlamamış. Sonra yolda yollarını kesmişler. Orhan'ı arabadan alıp bir kamyona bindirmişler. İyi de kim yapmış bunu? Orhan'ı kim kaçırmış? Şoför yüzlerini görmediğini iddia ediyor. Müşteri olun Serap Hanım. Orhan'ın size zarar vermek için riske gireceğini sanmıyorum. Adana civarındaysa mutlaka yakayı ele verecektir. Çevre vilayetlerde ise yakalanması an meselesi. Ya Halide ile Seher? Onları sorguladınız mı? Bir şey bilmediklerini söylediler. Yalan söylüyorlar. Daha önce Orhan'la işbirliği içindeydiler. Şimdi de ona yardım ediyorlar. Seher Hanım konusunda kararı mahkeme verecek. Ancak Halide Hanım'ı suçlamak için henüz elimizde bir kanıt yok. Eğer bu işin içindelerse bunu ortaya çıkartacağım. Yemin ederim. Hala haber çıkmadı.
Ha, kimin nesi bu adamlar? Onlara güvenebileceğimizden emin misin? Onları bulmamı Orhan istedi. Herhalde bir bildiği vardır. Bak, ya beceremezlerse? Ya Orhan'ı gemiye bindiremeden orada o halde bırakıp kaçarsa bu adamlar? Her zaman her şeyin en kötüsünü düşünmek zorunda mısın Seher? Asabımı bozuyorsun artık. Ne işin var senin burada? Ağdan haber getirdim. Liman polis kaynıyormuş. Adamı bindirememişler. Allah kahretsin. Ne olacak şimdi? Ağa sonraki gemiyi ayarlamaya çalışacak. Âlâ. O vakit onunla gönderirsiniz. Ağa masraflar artar dedi. Kesenin ağzını biraz açsınlar dedi. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Halde. Çabuk kaybol, çabuk. Sen de sakın renk verme. Demek ikiniz de buradasınız. Âlâ. Ne oluyor Serap, niye geldin? Orhan'ın kaçmasına siz yardım ettiniz değil mi? Niye böyle bir şey yapalım? Bundan ne gibi menfaatimiz olabilir ki? İkiniz de bana yalan söylediniz. Gözümün içine baka baka yalan söylediniz. Sen bebeğimi kaçırıp saklaması için Orhan'a yardım ettin. Sen de Meryem'i öldürdüğünü bildiğin halde benden sakladın. Artık ne menfaatiniz varsa. Serap, lütfen. Bak, sana bu konuda ne kadar üzgün olduğumu daha önce söyledim. Ben kendimi tehlikeye atıp mahkemede ifade verdim. Orhan'ı koruduğumu nasıl düşünürsün hala? Elbette düşünür. Serap'ın başkalarını suçlamaktan başka bir çaresi yok çünkü. Ben senin yerinde olsam önce kendimi suçlardım. O kadar körsün ki seninle paran için evlenen bir adama alet oldun. Ne kadar ucuz, haysiyetsiz ve zayıf bir kadın olduğunu bir kez daha ispat etmiş oldun. Seni tebrik ederim. Tam da sana yakışır bir davranış. Defol. Eğer bu işte bir parmağınız varsa sizi gebertirim, yemin ederim. Ya yeter, ayna çatlayacak. Buraya gel, düşeceğim. Buraya gel. Yeter ya. Ramazan. Ha, söyle. Yusuf Yüzlüm. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Öyle mi? Ne geldi? Hani diyorum ki sakallarımı boyatacağım. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Beni daha genç gösterir diye. Tabii tabii. Hatta bence sarıya boyatalım. Madem bir zahmete girdik, tam olsun, öyle değil mi? Ciddi mi? Tabii canım. Bana yakışır değil mi? Ya güzele ne yakışmaz kardeşim? En kısa zamanda ben sana gidip boya alayım diyorum. Aa. Bak Gizem, ben ne diyorum? O bana al diyor ya. Ya yürü Allah'ın sen, geldik zaten. Hadi ya, konuşuyor geldik oradan mi ya? Geldik mi? Yüce Rabbim bana bu günleri de gösterdi. Selamünaleyküm kardeş. Selamünaleyküm emme. Oo Ramazan, hoş gelmişsin yeğenim. Hoş gördük. Sen de hoş gelmişsin Hafız Efendi. Hoş görmüşüz. Ya biz olanları duyduk da emme. Bak Gizem bir güllüğü görecekti.
Güllü evde mi? Yok, sabah çıktı. İyi, o vakit biz gidelim. Ben yine gelirim. Tamam kurban olduğum, hadi gidelim. Ne? Hadi. Gitmek mi? Ne gitmesi ya? Kanter içinde kaldık. Onca yolu geldik. Ya dünküne hani bir oturalım, bir acı kahve içelim. Peki, o vakte kadar Güllü Hanım gelir, görüşürsünüz. İyi, madem öyle diyor. Peki, buyurun. Ben bir Zehra ablayı göreyim. Tamam kurban olduğum. Kolay gelsin emme. Güzel bacımı görmeden gidersem ayıp olur diyorsun yani. Çok ayıp olur. Tek derdim bu diyorsun yani. Ya utandırma beni, o kadar yol geldik. Gülizar bacıyı bir görelim, belki bir acı kahvesini içeriz. İçeriz, içeriz. Çapkın. Cemal Şahin, ziyaretçim var. Kim ola ki? Mahkeme yakındaymış. Orhan'ın suçu sabitlenirse beni salma ihtimalleri kuvvetlenirmiş. O soysuz yakalandı değil mi? Ben de aslında tam bunu söylemeye gelmiştim. Kemal. Orhan kaçmış. Kaçmış mı? Mahkeme günü kaçmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Jandarma, polis her yerde onu arıyorlar ama bulamamışlar. Keşke geberseydim Uğit. Keşke sağ konmasaydım. Öyle deme Kemal. Eğer ona bir şey olsaydı ömür boyu burada kalabilirdin. O adam benim anamı öldürdü Güllü. Yetişmeseydim seni de... Sen olmasaydın beni de oğlumu da öldürecekti. Bu iş burada bitmedi. Jandarmalar bulamasa da ben bulacağım Uğit. Cehenneme de gitse kurtulamayacak elimden. Çok üzgünüm Kemal. Hepsi benim suçum. Bütün bunların olmasına ben sebep oldum. Keşke böyle olmasaydım. Keşke bu kadar kör olmasaydım. Her şeyi daha önceden görebilseydim. Belki o zaman senin burada olmana, ananın ölmesine de mani olabilirdim. Çok pişmanım. Senin bir suçun yok Güllü. O adam sadece seni değil, herkesi kandırdı. Hatta karımı bile. Kemal, bana kalırsa kaçmasına o da yardımcı oldu. Halide mi? Evet. Hiç güvenmiyorum bu adamlara. Baksana daha çok para koparmak için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Başka çaremiz yok. Orhan onlara muhtaç olduğu sürece istedikleri her şeyi yapmak zorundayız. Hadi sen git istersen. Bir haber gelirse ararım seni. Tamam. Bu iş çok fena canımı sıkıyor. Orhan yaralı. O halde daha fazla dayanamaz. Bizim için mühim olan gemiye binmesi. Yakalanmadığı sürece ona ne olduğu umurumda bile değil.
Sen nasıl böyle konuşabiliyorsun? Hiç mi vicdan yok sende? Bana ahlak dersi verecek vaziyette değilsin Zahar. Güle güle. Vallahi kalbim yerinden fırlayacak gibi. Gözlerim kararı. Şey gibi de Hafız. Hani böyle aşık olan sahabiler gibi birbirine. Ha? Ama bu bana ilk defa oluyor. Neredeyse kalbim duracak. Allah Allah. Sen nasıl coştun, nasıl sevdalandın? Sen nasıl bir rüya gördün ki ne Hafız yani? Hayırdır inşallah Hafız efendi. Yine ne rüyası gördün? Hiç. Zahar. Hayır. Hayır, hayır. Öyle rüya işte. Amanın. Abo. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Hoş geldin canım. Nasıl Seher Ana? İyiyim canım. Sen nerelerdesin? Yüzünü gören cennetlik he? Ya öyle deme ya. Yemin ediyorum işim başımdan aşkın vallahi ya. Bir dükkanla uğraşıyorum, bir aha bununla uğraşıyorum. Yoksa ben de sizi özledim ha. Yalanım batsın mı? Siz de hoş geldiniz Hafız efendi. Ne olmuş öyle kıpkırmızı olmuşsunuz, hasta mısın kızıyorsa? Ne oldu lan Hafız, yüzü kıpkırmızı olmuş hakikaten? Hiç hanımefendi, hasta falan değilim. Maşallahım var. Tırp gibiyim. Vallahi benzemiyor da değilsiniz yani. Şey, bayır durpu. Duyun ne sana diyor Hafız. Bayır turpu. Bayır turpu Hafız. Sallan seni. Kahretmez. Gülizar Hanım. Nereye gidiyorsunuz? Bizimle oturmaz mısınız? Allah Allah. Niye? Ne oldu ki ne? Niye ne oldu ki ne? Az soluklanırsınız. İşim gücüm var canım benim. Erken biterse gelirim. Biterse gelir. Kolay gelsin Gülize. Sağ ol canım. Duydun değil mi? Gelirim dedi. Ben bir Yasin emmiye bakıp geleyim. Ben de geleceğim ona. Gülü, Gakize. Geçmiş olsun. Sorma vallahi. Mahvoldum ben. Vallahi ben de şaştım kaldım, ne diyeyim. Az dertleşelim diye uğradıydım. İyi yaptın, gel hadi. Kemal.
Kimdi ziyarete gelen? Güllü. Orhan kaçmış, onu söyledi. Kaçmış mı? He. Kaçmış. Şu hale bak be Hamza. Ben burada dört duvar arasındayım. O herif sadece Azrail'in elinden kurtulduğu yetmiyormuş gibi bir de kanundan kaçıyor. Dur hele ha. Ne bileyim, belki yakalanır. Nasıl durayım Hamza, nasıl durayım? Anamın yüzü aklımdan gitmiyor Hamza. Anam o herif yüzünden diri diri yandı. Kollarım da can verdi. Yaptıkları yanına mı kalacak Uğit'in? Ha? Hiçbir şey olmamış gibi kaçmasına izin mi verecekler? Kıydığı canın hesabını vermeyecek mi? Doğru diyor. Hamza! Hakeme kağıdın geldi. Öbürsü gün son duruşmaya çıkıyorsun. Olacak peki? Komutan ne diyor? Ne desin? Arıyorlar her yerde. Bulamayınca da kaçmıştır kesin diyorlar. Ya nikah ne olacak? Boşanacağım elbet. Allah belamı versin o imzayı attığım için. Bela okuma kız. Olan olmuş bir kere. Bana baksana sen. Siz bu Orhan'la hiç... Ne? Canım anla işte. Anlamıyorum, ne diyorsun? Ya siz nikahlanmadınız mı? Hiç halvet oldunuz mu diye soruyorum. Allah korusun. Yok, öyle bir şey olmadı. Hem ben zaten o şartla evlenmiştim. Eli elime değmedi. Oh, iyi bari. Zararın neresinden dönsen kârdır. Allah veri de şu Kemal çok hapiste kalmasa. Vallahi olan ona oldu. Avukatla görüşeceğim. Onu içeriden çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah hemencecik çıkar. Ne derler bilirsin. Her şey insanlar için. Hem her fenalıkta bir hayır vardır. Vallahi nasıl sıkılıyor canım Hafız Efendi anlatamam sana. Yasin Ağa desin. Doğadan işten başka bir şey bilmiyor. Seyyare bacı desen korkuyorum ondan vallahi. Yani bir şey söylüyorsun, ağzında bakla ıslanmıyor. İki dakika sonra hop hanımın ağzında. Yalnızlık çok zor şey, çok. Aha, Muzaffer Bey var ya, o dağ gibi, o kapı gibi adam... Şimdi toprağın altında. Sana yemin ediyorum, Muzaffer Bey öldüğünden beri huzur, saadet yüzü görmedik yani. Ya senin muhabbetine de hiç doyum olmuyor ha. İkine fare falan girdiğinde dilini mi yuttu? Oh, oh, oh. Hanım çok acayip ağrıyor kız. Hadi hafız gidiyoruz. Hadi güzel, selametle, kolay gelsin. Güle güle canım. Gidiyoruz dedim. Baksana hafız. Kalkmak istiyorsun mu? Kalkmak istiyorsun mu? Başkası kaldırsa olur mu? O birisi ben olur mu? Hadi bak.
Güzel başımda bir sürü işi var kardeş. Koskoca konuk ya. Hadi bakalım. Kalk benim elimden. Hadi. Söyle Hamza. Yarın değer öbürsü gün büyük gün. Nihayet kırılacak kalem. Kaç aydır bugünü bekliyorum biliyor musun? Nihayet çekeceğim cezamı, kurtulacağım bu eziyetten. Allah'tan ümit kesilmez be Hamza. Ha? Sen hani bugün de dedin ya, Orhan'ın yaptıkları yanına mı kalacak diye. Ya ben Kemal, ya benim yaptıklarım, benim vurduğum da bir insan evladıydı Kemal. Kardeşimin kocasıydı ha. Bir bebeği yetim bıraktım. Çok büyük gün. Benim silahımdan çıkan kurşun bir tek Muzaffer'i öldürmedi. Beni de öldürdü. Ben artık yaşamam ki. Hamza. Sen yine de dua et. Belki... Belki müebbet alırsın, ha? Hem bakarsın sonra af çıkar, ha? Yok. İstemem. Hak yerini bulsun Kemal. Benim gibi cahillere, başkasının lafıyla eli silah tutanlara emsal olsun benim cezam. Değil mi? Olunca başkasının canı yanmaz. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serap Hanım. Buyurun. Hemen geldiğiniz için teşekkürler. Sanırım vaziyeti biliyorsunuz. Evet. Kemal Şahin'in müdafası için Orhan Bey'le alakalı mahkemenin delillerini talep etmiştik. O dava müspet neticelenirse Kemal'in beraat etmesi mümkün olacaktı. Ancak sanığın kaybolması bu süreci biraz geciktirecektir. Ne demek istiyorsunuz yani? Orhan'ın kaçmış olması Kemal'in beraatini zora mı sokacak? Orhan Bey'in mahkemeye vereceği ifade çok mühimdi. Suçlarını itiraf etmesi halinde Kemal'in onu üçüncü şahısları kurtarmak için vurduğu... ...ya da nefsi müdafaa yaptığı kesinleşecekti. Şu anki durumda Kemal'in davası normal seyrini sürecektir. Yani birkaç ay daha tutuklu kalması icap edebilir. Ama bu hiç adil değil. Tutuklu olması gereken Orhan, Kemal değil. Boşanma davası açma talebinize gelince. Evet. Medeni kanuna göre eşlerden birinin kaybolması durumunda en az 6 ay süreyle boşanma mümkün olmuyor. Nasıl yani? Orhan'dan boşanabilmek için aylarca beklemem mi gerekecek? Maalesef öyle Serap Hanım. Boşanabilmeniz için Orhan Bey'in kaybolmuş olmasının üzerinden 6 ay geçmiş olmalı ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği sabitlenmeli. Aksi takdirde tek taraflı boşanma talebinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Oh,
Çok geciktik ya Hafız. Hadi anca açar kardeş. Nereye gideceğiz ki? Nereye mi? Meğneye? Benim ahtım var, oraya gelmem. Ya zamanla seninle ne konuştuk biz kardeşim? Ne konuştuk? Bak işte bakalım ya ne diyor. Ya akşamdan ben seninle gelirim demedin mi? Biz de seni o yüzden alıp çitliğe götürmedik mi? Ben öyle mi dedim? Ya Pakizem bu ne diyor Allah sen ya? Bak günahları değişir Hafız. Ya anla beni, anlayış göster bana Ramazan. Ya adını bile duyduğumda içim kararıyor, kötü oluyorum ya. Ya benim ahtım var, oraya gitmem dedim. Ben artık alel bir adamım Ramazan. Ya sen nasıl bir tane bir insansın ya? Yarım kilo sakalın var, utanmayın denle. Ayıp, kaba, çok ayıp. Bir daha senin bana bak. Ben meyhaneye gidiyorum, kurban oldum. Tamam. Alilmiş. Çıldırdın mı? Evet ana, çıldırdım. Bu adamın hayatımdan çekip gitmesini istiyorum. Ona ait hiçbir eşya istemiyorum. Gül'ü yapma kızım. Gül'ü ne yapıyorsun? Hamza. Lan baba. Oğlum nasılsın? İyiyim baba. Sen nasılsın? O itolit kaçtı diye biraz canım sıkkın Hamza. Yakalanıp cezasını çekmeden de içim soğumayacak. Herkes hak ettiğinin cezasını çekmeli. Değil mi baba? Hamza. Hele benim bir yüzüme bak. Buyur baba.
Neyim var oğlum? Yok bir şey baba. Yok. Var, var. De hele. Baba. Yarın mahkemeye çıkıyor. Kaderim çizilecek zar. Hamza. Bak, yarın sana ne ceza çıkarsa çıksın. Senin yanındayım. Baban hep senin yanında. Tamam mı oğlum? Ne var? Sizin adam Orhan bu sabah gemiye bindirildi. Haberiniz olsun. İş tamamdır. Öyle. Al bakalım. Sakın bir daha buralara gelme. Beni tanıdığını da unut. Orası sana bağlı. Ne? Sizin kaçırttığınız bu adam Orhan. Ne suç işledi hele? Sana ne bunda? Anlaşılan sizin kaçırttığınızdan şüphelenenler var. Suç ağırsa sizin de başınız ağrır değil mi? Ne demeye çalışıyorsun sen? Açık konuş. Ne demek istediğim belli hanım. Başın ağrısın istemiyorsan kesenin ağzını biraz açacaksın. Ramazan. 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 Ne var hafız? Ne? Sen benimle konuşmayınca içim sıkılıyor Ramazan. Öyle mi? Allah Allah. Demek için sıkılıyor. İçin sıkılmasın diye ben seninle konuşurken aralara konuşayım ha? Öyle mi diyorsun? Oh! Ne ala memleket ha? Ama doktor diyor ki... Ya başlatma şimdi doktoruna ya. Ne doktorundan bahsediyorsun hafif sen bana? Domuz gibisin, hiçbir şeyin yok. Ben görmüyor muyum? Sana yalvardım ya ben. Hafız dedim, kardeş dedim, kurban olduğum dedim, canım ciğerim dedim ya sana. Gel şu dükkana dedim ya. Kimse gelmiyor kardeş ya. Herkes seni istiyor, ahali seni bekliyor. Millet senin kebabını istiyor dedim. Yok. Niye Allahsızlık yapıyorsun ki ne? Nuh diyorsun peygamber demiyorsun ya. Nuh da peygamber değil mi ha? Yok benim için böyle sıkılıyor, yok benim için böyle bilmem ne. Benim için peki, ha? Ben senin içini biliyorum, sen benim içimi biliyorsun, ne? Ahdettim ben o dükkana gitmem dedim. Atma lan adımını, tamam mı? Atma. Zaten bana lazım değilsin ya. Zaten hiç lazım değilsin ya. Ya kardeşim biz bu adama lazım dersin dedik de bu adam bize lazım ya. Allah Allah. Of kabak. Of ya. Ramazan. Ramazan. Bak hele.
Ramazan bak hele. Kaçın hele kaçın. Ne var ne istiyorsun? Dükkanda işleri yerine koydun mu onu soracaktım. Ya bilmiyormuş gibi konuşuyorsun Reşit ya. Yürü kalk git. Sen bir dur hele ya, bir dur hele ya, bir dur. Ya sen bir kere de beni dinlesen ölür müsün? Akıl bu, akıl. Ben sana ne söylüyorum? Ya bu dükkana iki tane çalgıcı koyacaksın. İki tane de kadın koyacaksın. Sonra sen seyreyle muhabbeti ya, değil mi? Şeker sucuk. Şeker sucuk. Abo ya. Benim aklıma niye gelmedi ki ne? Ha şöyle biraz yola gel ya. He, bir yoldan çekil hele. Şekerci! Lan sucukçu, bak hele şekerci. Oynamayın burada diyorum size. Dağılın bakalım. Kız Gülizar, vallahi kadın aklını oynattı zannetti. Aklını başına devşirseydi de başına bunlar gelmeseydi hiç. Değil mi? Gülizar, sen şu laflarına biraz sağıp çıksana kız. Az şey mi başına gelenler hanımın he? Hem bak, o herif yakalanmadan boşanamıyormuşlar. Herifin yakalanacağını senin aklın kesiyor mu hiç? Kuş kafesten uçmuş anam. Hanım bu saatten sonra ancak gına yakar diyeyim ben sana. Sen şunu bir tut hele. Selim Bey, hoş geldiniz. Serap Hanım beni bekliyordu. Tabii siz şöyle bekleyin, ben geldiğinizi haber vereyim. Şomazlı garip. Serap Hanım, Selim Bey geldiler, sizi görmek istiyor. Buyursunlar. Geçen ayın faaliyet raporlarını getirdim Serap Hanım. Yalnız baştan söyleyeyim. Durum pek aydınlık değil. Sebep? Dışarıdan aldığımız pamuk bizi bir hayli masrafa soktu. Biliyorsunuz. Ayrıca pamuk fiyatlarındaki düşüş de geçen ayı büyük bir zararla kapatmamıza sebep oldu. Ne kadar zarar ettik? Raporda göreceksiniz zaten. Bu ayki hiçbir ödememizi yapamadık. Vergi borcumuz için tanınan mühlet de dolmak üzere. Ne kadar borcumuz var? Eğer müşterilere olan borcumuzu da hesaba katarsak bir hayli fazla. Halide Hanım zararı karşılamak için işçi sayısını azaltmaya karar verdi. Ne? Eğer işçilerin bir kısmını çıkarırsak zararı telafi edebiliriz. Böyle bir şey olmayacak. Kimseyi işten falan çıkarmayacağız. Ama Halide Hanım... Halide Hanım'ın ne dediği umurumda bile değil Selim. Bu fabrikanın hisselerinin çoğunluğu bende olduğuna göre söz sahibi benim. Kimseyi işten falan çıkarmayacağız. Serap Hanım. Ani bir karar vermeden önce sizi durumun vehameti konusunda uyarmak isterim. Eğer derhal bir atılım yapılmazsa bu zarar şirketi iflasa sürükleyebilir. Kimseyi işten falan çıkarmayacağız Selim. Ben böyle bir şeye müsaade edemem. Pekala. Yenge. Efendim Kaba. Dün ekmeğimiz yapayalnız baş başa kaldık Gülizar ile. Esi hiç. Tek kelam edemedim. Ki koca Adana'da her söylediğime milleti ağzıma baktırtan koca Hafız. Öylece kala kaldım karşısında. Aşk. İnsanı böyle çarpar işte. Gerçekten beni beğeniyor mu? Neden beğenmezsin ki? Hem senden iyisini nereden bulacak? Yoksa daha iyisini mi bulacak? Benden bir tane daha yok ki. Hiç. Hmm.
Ne var? Ne kaynatıyorsunuz gene? Hiç merak etmeyin. Teneke de galıcı değiliz biz. Öyle mi? Nereye gidiyorsunuz? Kocamın mühim işleri var. Yakında öğrenirsiniz. La dikkat edin la, havada. Pakizem! Kapat! Ramazan değil mi bu? Pakizem! Kapat! Ramazan? Nasıl? Güzel olmuş senle. Ne edeceksin ki sen bu arabayla? Ben bir şey etmeyeceğim ki ben. Aha bu edecek. Ramazan? Ha, efendim canım. Hayırdır Erenler? Ne edeceğim ben bu arabayla? Kebap yapıp satacağım. Kebap mı? Aynen öyle Hafız. Sen ne diyordun kardeşim? Ben o meyhaneye ayak atmam demiyor muydun? Ha? Meyhaneyi senin ayağına getiriyorum. Hizmette sınır tanımıyorum yani. Bundan sonra burada kebap yapıp satacağım, para kazanacağız. Sonra bağıra çağıra namımızı bütün Adana'ya duyuracağız. Nasıl? Yere kalk git. Lan. Gel oğlum buraya, nereye gidiyorsun? Lan gelsene buraya. Orhan gemiye binmiş. Şükürler olsun. İyi miymiş peki? Bir şey söylediler mi? İyi olup olmadığını bilmiyorum. Ama mevzu daha kapanmadı. Ne demek istiyorsun? Paraya ihtiyacımız var. Anlamadım. Neden? O adam. Celal. Resmen bana şantaj yaptı. Yarın parayı ödemezsek her şeyi Güllü'ye anlatacağını söyledi. Ama yarabbim. Sana söyledim Halide. Bütün bunların ne kadar tehlikeli olduğunu sana söyledim. Başımız beladan kurtulmayacak. Bütün mesuliyeti benim üstüme atmayı düşünmüyorsun değil mi? Bu işe ikimiz bulaştık. Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Tabii ki istedikleri parayı vereceğiz. Başka çaremiz mi var? Durumu biliyorsun Halide. Orhan zaten her şeyi kaybetti. Bir tek bu ev var. Hiç param yok benim. Paran yok ama... mücevherlerin var Seher'cim. Hepsini benim ödememi düşünmüyorsun herhalde. Güllü, Nazım iyi misin? Çok bunaldım ana. Orhan'dan boşanamıyorum. Kemal o adam yüzünden hala hapiste. Kendini bu kadar üzme kızım. Er ya da göç boşayacaksın o adamı. Kemal da çıkacak elbet. Susuz olduğu anlaşılınca salıverecekler onu. Biliyorum ana. Ama elimde değil işte. İçim daralıyor düşündükçe. Her şey üst üste geldi. Fabrikada da işler kötü. Ne yapacağım bilmiyorum. Benim kızım öyle kolay kolay yılmaz. Hiç kimse pes ettiremez onu. Bir hal çaresi bulur, koyarsın işleri yoluna. Hem çalışmak gibisi var mı? Derdini, tasanı unutuverirsin. Benim güzel yüzüm. Haklısın ana. O fabrika bana Muzaffer'den yadigar. Fabrikanın itibarını korumak benim vazifem. Gerekirse bankadaki bütün parayı çekip
Kapatacağım fabrikanın acını. Kimseye dinç aslan fabrikası batıyor dedirtmem. Hadi bir şeyler ye. Yok, canım istemiyor. Kemal. Sana bir şey soracağım. Sen Gül'ü hala sevin mi? Olmayaydım. Her şey ne iyi olurdu. Ben babamla bir olup da Güllü'yü çiftliğe sakmaya kalkışmadım abi. Hamza. İnsan geçmişini değiştiremiyor ki. Öyle düşünmenin kimseye bir faydası yok. Kaç aydır en çok ne yapıyorum biliyor musun? Hayal kuruyorum. Başka türlü vakit geçmiyor ki. Bak ha, biz gene tenekedeymişiz. Ben fabrikada işçi başı. Böyle herkesi yokluyorum ha. Sonra birden kulağıma çalınıyor. Güllü ile siz birbirinizi uzaktan severmişsiniz diye. Sonra hemen babama gidiyorum. Diyorum ki, lan baba. Ha diyor, benim babam. Söyle lan. Diyorum ki, baba. Kemal var ya, Halim bizim fabrikada çalışan ha. Ya yağcı Kemal ha. Diyor, bildim. Diyorum Kemal, bizim kıza sevdalı. Ne diyor, sen ne diyorsun bu işe? Diyorum, Kemal has adam. Yiğit, namuslu, çalışkan. Bence bizim kıza iyi bir kısmet. Verelim Güllü'yü bu Kemal'e diyor. Size fiyak alsından mı düğün yapıyoruz? Düğünde herkes el ele, kol kola. Birlikte bir iş tutuyoruz. Güllü gene tenekede tabii. Güllü'nün senden bir bebesi olmuş. Bana dayı diyor. Aslandan. Öyle olunca Muzaffer'le hiç evlenmemiş oluyor. Ben de Zeki'nin aklına hiç uymamış oluyor. Değil ya.
Ya şimdi sen de suratını asıp durma kurban ya. Çıkmadık candan umut kesilmez. Bak istersen yarın mahkemeye ben de senden geleyim, he? Ya ama işte dostlar böyle acılı günde birbirine lazımdır. Ya şimdi acı gün dediysem söz timsali. Ama şimdi senin de bazı şeylere hazır olman lazım Cemşir. Yani neticede şimdi Hamza da koskoca Muzaffer Bey'i sıka sıka... Tamam Reşit. Daha fazla konuşup da benim asabımı bozma. He. Hamza'nın ne halt ettiğini Adana da biliyor, ben de biliyorum. Ama evlat işte be. Benimkisi de baba yüre. Hayrola ya? Ne oluyor? Yarın Hamza'nın duruşması var da Cemşir ona dertleniyor. Öyle mi? Dersene, dayımın ruhu sonunda huzur bulacak ha Cemşir efendi. Her Ramazan olacak. Ama yine de Allah kimseyi böyle terbiye etmez. Benimkisi cahil bir oğlan işte. Ama sadece oğlum değil. Anam. Babam, kardeşim, arkadaşım, canımın bir parçası, o koskoca oğlan sanki kurumuş kabuğuna yapışmış. Ne olsa dayanamıyor insan işte. Ama sana söyleyecek bir şeyim yok Ramazan. Yok. Yüreği soğusun herkesin. Hamza'nın boynu kıldan iyice. Hamza! Hadi bakalım toparlan. Sizi görmek ne güzel.
Fazla vaktinizi almayayım. Hesabımdaki parayı çekmeye geldim. Hay hay. Bir dosyanıza bakayım. Serap Hanım. Bir sorun mu var? Kusura bakmayın ama size ödeme yapamayacağız. Neden? Hesabınızda para görünmüyor Serap Hanım. Anlamadım. Kayıtlara göre hesabınızdan para çekilmiş. Ne demek para çekilmiş? Bir yanlışlık olmalı. Bir yanlışlık yok. Hesabınız boş Serap Hanım. Hazır mı? Para burada. Ancak bir şartla veririm. Neymiş? Bir daha buraya gelmeyeceksin, anladın mı? He, anladım. Al. Kesenize bereket. Hadi git şimdi. Bir daha da gözüme görünme. Bak hele, canım ne vakit isterse o vakit gene görüşeceğiz. Bana bak, benden zırnık çalışmaz bundan sonra. Defol git şimdi. Sen kime tostladın bellemedin galiba. Ama yakında bellersin. İşte burada. Orhan Tofurcu tarafından paranızın tamamı üç kısım halinde çekilmiş Serap Hanım. Buyurun. Ne? Böyle bir şey mümkün değil. Benim paramı Orhan Tofurcu niye çeksin? Böyle bir şeye nasıl müsaade edersiniz? Rusya'da Orhan Tofurcu'ya vermiş olduğunuz vekaleti bir kopyası mevcut. Vekalet mi? Ben kimseye vekalet falan vermedim. Bu sizin imzanız değil mi? Orhan Bey'e tam yetki verdiğiniz için sizin adınıza para çekmesinin önünde kanuni bir engel yok.